Merhaba sevgili izleyiciler. Gördüğünüz gibi mesleğinin erbabı bir üstatla daha, bir ustamızla daha sizlerle birlikteyiz. Sevgili gelinlik Cenk ile birlikteyiz. Üstat merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Ne yapalım, iyi diyelim, iyi olalım. Hasırcı başı diye bu da diyorlar sanırım. Hasırcı başı, evet. Yeni bir hasırdan bir gelinlik üzerine çalışıyorum da biraz hasır arttı. Ben de onu atacağıma dedim kafama dikeyim. Hasır giyeyim diyorsunuz. Hasır giyeyim. Esprilerimi umarım. Havada uçuştular, bir kısmı bana da zevk oldu. Ne kadar güzel. Üstad, siz gelinlikçiliği bugünlere taşıyan, getiren, o yüzden de gelinlik Cenk adını almış bir şeysiniz. Yani çok tevazu göstermeyin. Bu sektörde sizi tanımayan, bilmeyen yoktur. Hatta herkes sizi, işi sizden evet. Öğrenmiştir. Ben de tevazu metrede dikkat ettiyseniz neredeyse pik pike vuruyordum. Nasıl çıktı gelinlik meselesi? Yani şimdi, gelinliği siz mi buldunuz? Ben buldum. Onun öncesinde günlük böyle kendileri kıyafetlik yerlerde. Bir şey sorabilir miyim? Gelinlik demek gelin olma durumu değil mi? Yani hani damatlık, gelinlik. Ben gelinlik yapıyorum. Gelini taşıyan anlamında. Ha, yani siz mesela gelinlik yapıyorum dediğinizde yanlış anlaşılmıyor mu? Allah Allah, nasıl gelinlik yapıyorsun? Kime gelinlik yapıyorsun? Anlaşılmıyor, hayır. Şöyle ki... Dikiyorsunuz, bir kere giyiliyor. O yüzden çok önemli. Dikmemek mi lazım birkaç kere giyilmesi için? Yani işte ben şimdi şeye çalışıyorum açıkçası. Yani bir kere giyiliyor ama normalde de giyilmesi lazım yani çeşitli başka balolara. Yani mesela bir arkadaşınız düğün yapıyor. Siz kendi gelinliğinizle gidip bir de ben dikmişim onu. Orada hava atmak istemez misiniz? İşte benim gelinliğim. Yok ben istemem. Benim gelinliğim esas gelini nasıl ezdi falan gibisinden güzel dedikodular çıkmaz mı? Yani bu tarz mesela düğünlerde falan maksat gelini ezmek midir? Yani illaki gelin ezilecektir o düğünlerde. Ya hanfinlerin hepsi birbirine ezmeye çalışırlar. O ayrı bir mesel. O yüzden yani düşünsenize bir 300 kişilik devasa bir düğün var. Bunun 150 tanesi hanfini ve de 150 tane gelinlik. Hadi bakalım gelinlikler yarışıyor. Gerçekten çok format bir insansınız. Sağ olun. Bunu yarışma olarak da çok görmek isterim. Orada güzel jürilik de yapmak isterim. Anlıyorum. Ama bakalım. Peki şöyle bir şey üzerinde mi çalışıyorsunuz? Yani gelinliği bir kere giyiyor ama sonra mesela ertesi günde o gelinliği ne bileyim şöyle öyle bir hareket bir iki düzenlemeyle veya işte bir iki fermuar açma kapamayla bir anda monta dönüşmesi. Efendime söyleyeyim normal bir kot... Goyne'ye dönüşmesi olmaz. Falan. Yani monta dönüştürdüğünüz zaman o gelinliği dikerken onun o güzelim vatkalı kabarık kollarından efendim söyleyeyim bir o upuzun güzelim eteğinden falan feragat etmeniz gerekir. Ama şu da bir gerçek ki ben o sırf gelinliğin kuyruk kısmını direkt mont olarak dikip onu yerde sürmesini sağlasam onun aradan fermuarı açıp onu ayrıca bir mont olarak da giyebilir. Siz bu gelinliğin kuyruk kısmı üzerinde de çok çalışıyorsunuz bildiğim kadarıyla. Evet. Hatta o kuyruğun alt kısmına tırmık ve ona bağlı bir takım sistemler koyarak gelinin geçtiği yerleri aynı zamanda sürmesini özellikle köy düğünlerinde. Evet, bunlar tabii ekstrem örnekler. Çok az yapılmış örnekler bunlar ama yani neden? Bu arada gelin dostlarımızı birer traktör olarak da kullanmak mümkün anladığım kadarıyla. Mümkün. Yani daha neler diyenler var. Ben bu gelinlikle markete girsem marketteki her şeyi eteğin altında toplar çıkarım ha 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 diyenler. Neler ama neler. Bunları kesinlikle tasvip etmiyorum. Peki mesela bir sürpriz edasıyla gelinliğin o arkasındaki yerde sürünen dostumuza bir miktar boya sürmek suretiyle yerlere kaldı. Kırmızı karnevat şakalar yapılıyor mu? İşte bu şakalar hep korku filmlerine doğru gidiyor. Yani daha neler var? Yani gelin şey eteğin altından çıkan damat mı ararsınız? Allah Allah. Nasıl damat o kadının eteğin altına saklanmış? İşte çıkıyor. Ya o adamla evlenilmez. Evet, kimse evet, evlenmez onunla. Diye bağırıyor filan. Çıkarken ayakkabılarını da aldım sayın nikah memuru. Ayağıma basamayacak falan der mi ararsınız? Çok. Evet, peki çok ilginç tabii bunlar. Tabii. Peki mesleğinizde bu gelinlik modelleri yani insan şöyle düşünüyor bir erkek en azından bayanlar belki farklı düşünüyordur da ya gelinlik işte ne kadar farklı olacak işte şurasında biraz kuş burasında biraz dantel tül. Şimdi çok bir şeye hakim olmadığınız zaman her şey size aynı gelir. Yani adam bence bütün gelinlikler aynı. Keçiyle koyunu ayıramaz bunlar. Ondan sonra gelirler. Bu gelinlik öbürküne çok benziyor. Benzemiyor. Sizce çok farklı şeyler mi? Gelinliği gelinlik yapan o detaylardır. Buradaki anlama kapasitenizi fark etmedim sanmayın. Çok teşekkür ederim. Bu mesela eskiden sadece upuzun bir kuyruk yoktu. Onu devasa ve her tarafa doğru yapıyorduk. Fakat kendi eteğine takılıp düşen 367 tane gelin olunca onları arkaya topladık.
Anladım. Yani her tarafındaki şeyi arkada, gel ben bunu arkada toplayayım de. Bir de aslında kuyruk sen falan yapma. Rahat yürü ama geri geri yürüme diye de uyarırım ben zaten. Peki arkasında o kuyruğu taşıyacak olan dostlarımız için bir takım şeyler yapılıyor mu? İşte şuradan tutunuz, kulpu var. Kulpla tutup taşısınlar. Şimdi falan artık gibi. Tabii o tarz düğünler biraz geride yok kaldı. Yani daha pratik şeyler istiyorlar. Ben tekerlek takıyorum. Küçük ofis sandalyenin tekerleklerine. Gelinimiz yürürken şey yapmasın. Diye ilerliyor kendisi rahat rahat. Yani fazla çekiştirmesin. Evet. Renk konusunda da şimdi birazcık fazla seçiciler. Beyaz. Yani gelinlik olmasın. Beyaz olmuyor mu? Olmasın. Yani farklı farklı renkler. Misal. Yani, bordo, fuşya. Her renk gelinlik yapılıyor mu artık? Yapılsın ya, olmasın. Siyah gelinlik sanki var o zaman. Şöyle bir şey oluşmuş. Bu o zaman benim sanki 5. düğünüm gibi oluyor. Öyle bir şey mi var? Bu kuşak mı? Siyah kuşaksa vay acayip düğün konusunda deneyimli bir gelinlik. Peki mesela var. Siyah gelinlik var mı? Siyah işte o olmayabilir. Damatla karışır diye mi? Damatla karışabilir. Sonra nikah memuru orada madar olursa gelip bize fırça kayar. Anlıyorum. Peki bu mesela şöyle bir şey yapılamaz mı? Sonuçta gelinlik dediğimiz şey kafaya bir tane duvak, arkada sürünen, yerlerde sürünen bir miktar tül. Evet. Yani bunu siz normal günlük kıyafetinizin üstüne 3-5 tül bağla. İşte yani illa bir şey dikilmesi gerekiyor. Oradan düğümle, buradan düğümle, al sana gelinlik. Şimdi hadi güle güle kızım. Postmodern. Post yani. yeni hanım kızlarımız da var. Ben diyor altıma kot pantolon giyeceğim diyor. Salondaki tülü de çıkardım diyor kornişten diyor. Onu da böyle belime, kafama, nereme gelirse dolayacağım. Ben size öyle, mi diyor bunları? Bana diyor. Annesi çünkü getirmiş gelinlik alalım diyor. Ben diyorum ki kızım hazır bak gelinlik alan var. Parasını da verecekler. İstemiyorum ben. Bana böyle bir gelinlik dikebilir. Kapris. Daha şimdiden kaprise başlamış. Bu gençler çok şey yani o gelinliğe vereceğimiz parayla hani bizim eve düzgün buzdolabı falan alalım anne falan diyen gelinler bile var inanır mısınız? Pahalı bir şey mi gelinlik üstadım? Şimdi aslında değil. Yani biraz diliniz tutuldu. Emeğime karşılık değil. Ucuz ama, bile diyorsunuz. Yani ucuz kaç bile. Paradan başlıyor bir gelinlik bugün günümüz şartlarında? Para telaffuz etmeyelim. Ben genelde gelinliği diktikten sonra parayı söylemeyi seviyorum. Sürprizlere sürprizlere bayılıyorum bu sefer. Vay o kadar mı? Peki şu kadar olmaz mı? Bu kadar olmaz mı? Yani kasaba gittiğiniz zaman soruyor musunuz? Bir kilo antrikot ne kadar? Bu kadar. Şu kadar olmaz mı falan diye soruyor musunuz adama? Bunun belli bir fiyatı var. Peki mesela Maynay gelinlikler dediğimiz. Maynay yani mini gelinlik. Efendim işte şöyle şuradan başlıyor. Şurada bitiyor. Zaten 3-5... Bunlar tamamen paradan tasarruf için mi yani şey yapılıyor? Öyle gözükecektir. Çünkü dımdızlak gelinlik mi olur? Dımdızlak gelinlik. O zaman hiç yani ne gerek var? Dımdızlak modeli değil mi çok model? Orada, yani gelinlik yani bir ailenin zenginliğini, efendime söyleyeyim asaletini şey yapan, ortaya koyan şey gelinliğe harcanan kumaş miktarıdır. Hatta gelinlerken seninki kaç metre kumaştır? Benimki 27 metre kadar. Orf. Böyle hava atma vesilesi. Hava atma vesilesi şeyleri var. Ben 86 metrekareden bir gelinlik yapmıştım. Görmeniz lazım. Çünkü ne kadar pof pof. Muhtemelen görmüşümdür olursa. O kadar büyük bir şeysi zaten. Yani İstanbul'da yapıldıysa evet, rastlamışızdır. Evet şey gibi oluyor yani. Kortej. Şener havayı falan gibi oluyor. Yani bir tek başına yürüse 80 kişilik yer kaplıyor. Evet. Peki kışın yapılan düğünler için kışlık gelinlik yün. İçi köklü diyorsunuz. Biflonlu. Hayır böyle bir şey yok. Çünkü hanım kızlarımız o gelinliği giydikten sonra zaten zar zor hareket ediyorlar. Evet. Bir de korse morse tabii kiloları saklamak için gelin düğünde. şey olmuyor mu yani bütün gün akşama kadar o gelinliğin içerisinde rahat edemeyecek şu olacak bu olacak. O yüzden hani soğuk havalarda falan o yağmuru şimdi geçirmesin. O gün o kızımız o cefayı çekecek. Bu evlilik sırasında çekeceği cefaların bir ön gösterimi aslında preview. Yine anladım dikkat ederseniz. Evet. Dolayısıyla o gelinliği giymesi de zor olacak. Çıkartması da zor olacak. Saklaması da zor olacak. Saklaması mı? Niye saklasın gelinliği giymiş zaten? Olur mu? Biri gelip sen evli misin dediğinde hemen evlilik cüzdanını bulamazsa neyi gösterecek? Gelinliğini mi gösterecek? Buyurun işte al diyecek. Al al. Fotoğraf falan göstersin. Onlar çok Photoshop diye bir şey var yani. Anladım ya. İlla o gelinlik evde duracak yani. Evde duracak. Ben hatta gardırop yardımı da yapıyorum bazı dostlarımla. Tamam tek kişilik çünkü onu tıkıştırsam bir türlü onu böyle durması lazım orada. Açıp açıp bakar işte hani o gün şöyle yapmıştık böyle yapmıştık falan. Vah 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 falan diye diyorsunuz. Peki damatlık var mı sizde? Yani sadece gelinlik üzerine mi çalışıyorsunuz? Damat dostlarımız bu dükkana girebiliyor mu? Damat dostlarımız bu konuda birazcık ihmalkar. Cahil mi? Evet. Çünkü diyor ki ben bir takım elbise alırım abi ne gerek var damatla falan diyor. Ben tabii hemen şöyle yapıyorum. Evet o 20 kağıdı bana vereceksin bakışı bu. dolayısıyla onların da bu şekilde özen göstermeleri lazım. Neden onlarda gelinlik var da damatlık o şekilde cafcaflı, efendim, tüllü falan olmasın? Yani damat dua veya damat kuyruğu falan da yapmaya çalışıyorsun. Gibisine hani madem sen diyorum...
gelinin eteğinden çıkıp yapmayı biliyorsun, böyle şakacısın da neden sana öyle güzel bir gelinlik dikmiyorum diyorum. Yok yok aman aman bir diyor. Bir de o kuyruklu olan Fırak mıydı? Yani Fırak dostlarımız var. O Fırak'ın arkasındaki kuyruğu biraz uzatmak suretiyle damada da gayet gösterişli bir ceket dikilebilir diye ya, düşünüyorum. Ya Fırak ya. Bu latifeyi de çok harika bir latife. Narin bir latifedir evet. Peki kiralama meselesine ne çok diyorsunuz? Çok yanlış. Ama yapıyor musunuz? Yani isteyene kiralıyor musunuz? Ben kiralamam. Onu gelinlik kiralıyorsa kiralasın sonuçta. Aplikasyonlar var. Ha yani şey sahibinden kiralık diyorsunuz. Gelinlikten kiralık. Gelinlikçiden kiralık de. Gelinlikten.com orada istiyorsa kiralasın ama giremez içine. Herkesin ebatları aynı değil. Şurasından pörtler, oradan dikiş atar, oradan sökük olur bilmem ne olur. Bunlar riskli işler. Peki, bakın bir tane gününüz var, o düğün günü. O düğün gününü hep hatırlayacaksınız. Ona gereken özeni gösterin. Ya. Peki bu sevgili gelinliğimizi, ya gelinliğimizi değil de evet. Ham kızlarımız. Gelinliği değil, mizi dediğiniz zaman çoğul oluyor. Sanki 3 kişiye tek gelinlik dikmiş. Evet yani oluyor. O gelinliği aldıktan sonra işte giyiyorlar, çıkartıyorlar. Ertesi günden itibaren artık işte bir takım aplikler sayesinde kiraya verebiliyorlar. Evet. Ve böylece belki sizden daha çok para kazanıyorlar. Siz dünyanın emeğini harcıyorsunuz. Belli bir miktara satıyorsunuz. O hayat boyu bunu kiralayabiliyor mu? Yoksa bunda bir moda dediğimiz dostumuz var mı? Olsun. Yani ben sonuçta o eteğin alt iç kısmına kocaman adımı yazıyor muyum? Gelinlikçi Cenk. Bilmiyorum. Yazıyor musun? Yazıyorum tabii ki. Orada alan da bilir. Onun evleneceği kişi de gelinlikçi Cenk var. Ona gitsene der. Çünkü herkes dediğim gibi aynı ebatta değil. Sizin belli bir şeyiniz var mı? Takip ettiğiniz bir stil? Takip ettiğim, ben filmleri çok seviyorum. Western filmlerini. Yani gelinlik anlamında yani şu türü ben çıkardım. Efendime söyleyeyim, bu sene gelinlikte şu moda falan gibi bir şey söylenebiliyor mu? Bunlar tabii çok söyleniyor yani şu moda ama bunlar hepsi aynı halt değil mi aslında yani? Ben 20 yıl önce gelinlikte aynı değil mi? Üstadım. Şimdi çok fazla değişemez bazı şeyler. O zaman geleneklere karşı gelmiş olursunuz. O yüzden ne kadar fazla kumaş o kadar iyi gelinlik diyoruz. Bu moddaya sadık kalıyoruz. Ve de gelinliklerin başka kişiler tarafından değil, aynı kişi tarafından farklı farklı yerlerde giyilmesi gerektiğini şey yapıyoruz ki bazı dostlarımız yapıyor. Yani sokakta yürüyorlar. Nikahtan çıkmışlar. Hadi gidelim bir bara diyorlar. Orada kızımız geliniyle yürüyor falan. Yani, aa gelinliğe bak falan. Geline bak falan diyorlar. Bu güzel bir şey değil mi? Değil. Peki... Şöyle bir şey oluyor ya, aynı gelinlikten 3 tane veya 2 tane diktirip işte öğlene kadar birini, o kirlenince akşamki törende de öbürünü giyme falan gibi böyle şıklıklar oluyor. Eğer gelinlik iç çamaşırı olsaydı bu dediğiniz olabilirdi ama gelinlik zaten kuru temizleme yapılmak zorundadır. Hayır. Onu temizlemesi halıyı temizlemekten i̇şte daha zor. İşte o yüzden 2 tane diktirip yedekli giyme düşünen olmadı mı şimdi benden başka? Şöyle ki bu el sanatı olduğu için... bir gelin diktiğim gelinliğin aynısından bir tane daha dikmem. Zaten dikmez misiniz, dikemez misiniz? Dikmem. Siz tek başınıza mı çalışıyorsunuz? Tabii. Mesela al kızım şurasını sen dik, al oğlum sen de şunu yap. Olmuyor, daha çok başım ağrıyor. Peki burasını şimdi nasıl yaptım? Bunu böyle olduğuna tek başıma, tek tabanca sensin benim. Sen çekmezsem yürümez gelin. Bir de sevgili gelinlerimizin bir takım akses uğarları var. Efendim evet. İşte sevgili çiçektir. Ondan sonra acaba kafaya taktıkları o bir takım şeyler, yani sürekli kafaya bir şeyler takar. Tabii zaten gelinler için herkes bir şey yapmaya çalışır yani. Berberler gelin kafası yapmaya çalışır. Allah neyin kafası? Gelin kafası. O ayrı bir kafadır, onu sonra isterseniz anlatırım. Anlamaya çalışıyorum. İşte kasap dersiniz, o onu durun ben size o zaman gelinlik eti vereyim falan diye. O ayrı bir et verir falan. Evet anladım. Çok çünkü önemli bir gün olduğu için herkes bundan haklı olarak nevalanmaya çalışır. Faydalanmaya çalışır. Peki mesela... En azından şeye, nikah salonuna ya da işte düğün salonuna gidene kadar hanım kızımızın gelinlik giydiğini belli etmeyecek bir şey var mı? Oraya gittikten sonra puf bir açıyor gelinlik. Çünkü yolda biliyorsunuz yol kesenler, işte arabanın kaputunda düşmeden durmaya çalışan pis veletler falan vardır. Yani onlara yem olmamak adına. Şimdi bunlar bu şekilde ben gelinliği sonra giyeyim falan gibi kaçarak. Sonra giyeyim değil. İşte yani sonra plaps yapayım. Plaps yapayımlar falan da olmaz o işte. Evlenecek olan çift evlenmeye karar verdikten sonra bazı mahalledeki diğer pis veletlerle anlaşıp bu günün antrenmanını yapacaklar. Çocuklar oradan arabayı yapacak, atlayacak. Aa bunu şey yapayım falan diyerekten diyecekler ki bir yer belirleyecekler. Tamam şimdi bizim evden dublör yani şeye dublör, kadar çocuk dublörle antrenman. Ha. Ki bu bile sektör olabilir yani bu tarz sadece düğünlerden para almaya çalışan çocuklarımız workshoplarla damada falan arabayı kullanacak olan nasıl güzel manevralar yapacak falan. Evet aslında o çocukları eğitmek lazım. Yani işte arabanın önü nasıl kesilir, zarflar nerede bulunur falan gibi böyle trik bilgiler vererek
bilinçsiz şey istemi nedir onun? Bahşiş istemi. Zarf istemi. Önüne geçirilmeli. Evet. Evet, tehlikeli de oluyor çünkü. Evet, yani bir mesela Jean-Claude Van Damme dublörlük okulu açılsa, burada sadece gelin ve damatlara yönelik bu tarz hareketler öğretilse, evet, evet. Efendim gelin ve damada 50 saat millet kuyruğa girdiği zaman nasıl ayakta duracaklar, bunların antrenmanları falan yapılsa, bir eğitimden geçseler 6 aylık, fena mı olur? Evet, fena olmaz. Peki hanım kızımız gelinliğin içerisinde böyle biraz baston yutmuş gibi oluyor. Ve evet, bir takım işlerini yapamıyor. İşte doğru düzgün arabaya binemiyor başkasından yardım almadan. Evet. Hatta belki affedersiniz tuvalet ihtiyacını bilen gün boyu gideremiyor. Sineğiniz konar mı burada? Gelinlik sineği. Ki nasıl kemiriyorlar o tülleri, inanamazsınız. Güve mi var? Bunun için bir çözümünüz var mı? Yani hanım kızımız her işini rahatlıkla yapabileceği, isterse paren de atabileceği bir gelinlik. Şöyle tekliflerle karşılaşıyorum. Ya ben şimdi Cenk abicim, bu gelinin içerisinde rahat hareket edemiyorum ya. Şimdi sen bana başka elbiseler diksen. Ben evde ay rahat hareket edemiyorum, o yüzden bulaşıkları yıkayamadım. Ay kıpırdayamadığım için yemeği yapamadım gibisinden mazeretler üretebileceğim bir şey olsa falan gibisinden teklifler geliyorum. Ben bunlara kesinlikle hayır diyorum. Ama sen şöyle bir şey değerlendirebilirsiniz. Gelinlik, bu senin gelinliğin, bu da gelinlik eşofmanın, bu da gelinlik şortun ve gelinlik mayon falan gibi bir takım yaparak genişletmek gün içinde, yani gün içindeki bütün aktivitelerine bir takım hali, kit olarak sunabilirsiniz diye gelinlik düşünüyorum. Gelinlik kiti. Olabilir, düşünülebilir yani gelişen yüzyılda bu tarz gelişen yüzyıl şeyleri açıyoruz. Çok teşekkür yeni ediyorum çözümlere. Üstadım, sizin ekleyeceğiniz başka bir şey var mı? Gelinlerimize bir son bir mesaj. Yani açıkçası size birazcık tül eklemeyi isterim. Yok yani teşekkür ederim. Tişörtü, şu kollardan mesela şu aşağı doğru gitse, şuraya kadar dizlerinize kadar bir pardüsü gibi bir tülle buradan çıksanız, omuzlara da güzel böyle apolet gibi güzel çiçekler. Jean Simmin falan var mı? Simmin. Sim yok. Sim olmuyor diyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere. Sizin bu gelin, giydireceğiniz gelinlerin gittikçe artmasını diliyorum. Teşekkür ederim. Sizi de bekliyorum. Bir artık bir hanfiniyi de getirirsiniz. Müebbetinden, muhabbetinden koy bir de suyundan. Müebbetinden, muhabbetinden koy bir de suyundan. Müebbetinden, muhabbetinden koy bir de suyundan.